İsrail zulmüne ses yükselten iki isim, iki lider, Temel Karamollaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu. Üzünlüyüz çünkü ilk kıblemiz Mescid-i Aksa, mahzun ve terör devleti İsrail'in alçak saldırıları altında. Aynı zamanda öfkeliyiz de. Başta İslam aleminin ve dünya kamuoyunun sessizliği karşısında öfkeliyiz. Eğer biz hakkın ve haklının yanında duracaksak elbette ki Filistin ve Filistin davasının yanında durmak zorundayız. Aksi halde biz bize öğretilen inancı reddetmiş oluruz. Kudüs'te İsrail zulmüne ses yükseltti. Hem Kılıçdaroğlu hem Karamollaoğlu. Haksızlık karşısında susan dilsi şeytansa haksızlık karşısında susmayacağız. Bir yerde haksızlık varsa ona karşı çıkacağız. Sormak istiyorum, İslam İşbirliği Teşkilatı ne için var? Birleşmiş Milletler Teşkilatı neye yarar? Bugün değilse ne zaman bir ve beraber hareket edecek ve bu zulme son vereceğiz? Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu dün akşam İslam ülkeleri büyükelçiler iftarına katıldı. İnanıyorum ki yeni dönemde siz değerli büyükelçilerimize yakın bir mesai içinde olacak, İslam alemiyle ilişkilerimizi güçlendirecek ve yeryüzünde hakkın ve adaletin hakim olacağı birlikte zamanı, birlikte çalışma zamanı mutlaka gelecektir. İslam dünyası şikayet eder. Ben şikayetten yana değilim. Ben sorunları çözmekten yanayım. Sorun var mı? Var. Çözülmesi lazım mı? Çözülmesi lazım. Neyle çözeceğiz? Yüce Yaradan'ın bize verdiği en değerli hazineyle, yani akılla, yani bilgiyle. Liderlerin mesajları Filistin üzerineydi. Daha kaç mazlum Filistinli kardeşimiz bombalar altında can verecek ki İslam alemi ayağa kalksın, hakikaten merak ediyoruz. Biz bilime ve teknolojiye, üniversitelere önem ama gerçekten çok fazla önem vermek zorundayız. Alemin ölümü, alemin ölümü gibiyse, sevgili peygamberimiz bir alemin ölümünü, bir kainatın ölümüne bağlıyorsa, bilime ne kadar İslam dünyasının önem verdiğini gösteriyor.